Allah'ım yarabbim ya. Hala alışamadın mı ya? Burası bizim odamız. Simge ile ortağı Şakir Bey bizim eski odamızı kullanıyor. Nasıl yani? Simge bizim patronumuz mu? Simge ve Şakir Bey. Ya neyin var senin bugün? Hafızanı yitirmiş gibi davranma Allah aşkına. Volkan. Ne olur bana şu olan biteni bir anlat. Yoksa ben aklımı yiyeceğim. Teklifin olduğu dosyayı çıkar da Şakir Bey'i delirtmeyelim yine. Allah'tan Simge bizi kolluyor da adam kapının önüne koymadı. Ya ne bakıyorsun Hakan? Dosyayı çıkarsana. Allah Allah. Ya kesin bugün sende bir şey var. Bak şuradaki turuncu dosya. Malzeme listesi orada mı? Dur işte. Malzeme dosyası. Dur diyor. Günaydın Şakir Bey. Günaydın. Hayırdır Hakan? Uyanamadın galiba. Evet efendim. Bugün ayakta uyuyor. Lütfen kusuruna bakmayın. Ne kusuru ya? Ne kusuru? Hatun önce geldi mi? Hayır. Merve ile doktora gideceklerdi. Birazdan gelir efendim. Dosya hazır mı? Her şey tamam Şakir Bey. Hadi bir bakalım. Hemen efendim. Allah. Hadi söyle, senin yüzünden azar işiteceğiz. Volkan. Kafayı yiyeceğim ya. Tamam. Ah, ne yapıyorsun nanacığım? Hiç. Dolaşıyordum. Yalnız başına mı? Şey... Beni kızdıracak bir şey yapmıyorsun değil mi nana? Yoo. Bak nanacığım, sen ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Sana kızmam mümkün değil. Ama insan olmayı başaramadın. Kendi isteğinle buraya döndün. Yoksa dünyada bir bez bebek olarak kalacaktın. Biliyorum. Ama Hakan beni istemedi. Ah, kalbim öyle kırılmıştı ki. Dünyada yaşadıklarını unutup bunun üzerine bir sünger çekmelisin nanacığım. Yoksa sonsuza dek mutsuz olursun. Haklısın Yüce Kulina. Hadi arkadaşlarının yanına git ve eski günlerdeki gibi eğlenmene bak. Olur mu? Canım hiç oyun oynamak istemiyor. Kütüphaneye gidebilir miyim? Biraz kitap okumak istiyorum. Peki nanacığım, git bakalım. Şaşkın şey, sanki beni kandırdığını bilmiyorum. Ah bakalım bu oyunun sonu nereye varacak? Ay çok heyecanlı. Ay bayılırım böyle şeylere. Ne kadar güzel bir oyuncak bu. Annem aldı. Gerçekten çok güzelmiş. Yağmur bak gördün mü? Gördük. Özge sana öyle imreniyorum ki. Hem çok güzel hem de çok zekisin. Her şeyin var. Ne kadar şanslısın. Şanslarıma zanlar kızım. Saksını birazcık çalıştırırsan sen de her şeye sahip olursun. Doğru söylüyorsun canım arkadaşım. Bu haksızlık. Aynı evde yaşıyoruz. Onun bir dediği iki olmuyor. Ama bizim halimize bak. Babamız Simge ile evlenmesi felaketimiz oldu. Şuna bak, bunu nasıl davalandı. Gıcık. Evet. Kim onu kantinden sosisli meyve suyu alırsa tam iki litreli başlı şark edecek. Ben bir daha dünyaya gitmeyeceğim. Son bir kez gidip Hakan'ı ve çocukları görmek istiyorum. Ah, sonra elveda mutluluk. Ay, bütün bunların sadece bir rüya olduğunu anlayınca umarım bana kızmazsın nanacığım. Bakın çocuklar, son 3 aydır okul taksitleriniz ödenmiyor. Bu gidişle kaydınızı silmek zorunda kalacağım. Çok üzücü ama benim de hesap vermek zorunda olduğum kişiler var. Babanızı hatırlatın, olur mu çocuğum? Babamız biraz meşguldü de söyleyemedik. Anlıyorum ama böyle olmaz çocuğum. Unutmayın,
tamam mı? Peki öğretmenim. Ne oldu? Yine müdürden nazar mı işittiniz? Hayır. Okul taksitlerimiz 3 aydır ödenmiyormuş. Tabii nasıl ödensin? Hanımefendilerin bale kursu, tenis kursu, yurt dışındaki leydilik okulu için biriktirilen paralar. Ne o? Kıskandın mı cicim? Hayır cicim. Anneanne sen de tam bir bencilsiniz. Bütün parayı kendinize harcıyorsunuz. Sizin yüzünüzden okuldan atılacağız. Üzülmeyin canım. Annem her şeyi ayarladı. Zaten önümüzdeki ay yatılı okula gideceksiniz. Gitmeyeceğiz işte gıcık. Uyma şuna Emre. Babam Simge ile evlenerek hayatının hatasını yaptı. Hem de nasıl kabus gibi bir şey bu. Çocuklar! Nana! Nana! Burada ne işin var Nana? Bu çok tehlikeli. Az önce Özge buradaydı. Ne yapayım? Dayanamadım geldim. Hadi rahat konuşacağımız bir yere gidelim. Sınıfa! Hadi. Demek kızımı görmediniz. Hayır hanımefendiciğim. Son günlerde pek bir tuhaflaştı. Evden kaçıp kaçıp okula çocukları görmeye geliyor. Tuhaf? Çok tuhaf. Hiç sormayın. Çok üzülüyorum ama elden ne gelir? Neyse ben kalkayım artık. Aman hanımefendiciğim. Nereye? Zaten sizi 40 yılda bir görüyorum. Ah sorma müdürcüm. Kızımın derdi beni çok oyalıyor. Ama bundan sonra arayı açmam, sık sık gelirim müdürcüğüm. Özlemle bekleyeceğim hanımefendiciğim. Anlaştık. Güle güle efendim. Ay mersi. Güle. Seni çok özledik bana. Canlarım, ben de sizi çok özledim. O zaman neden biz bırakıp gittin? Benim suçum değildi. Babanız Simge ile evlenmeyi tercih etti. Hem kalmak isteseydim bile Simge buna izin vermezdi biliyorsunuz. Yakında bizi yatılı okula gönderecekler biliyor musun? Nana biz burada çok mutsuzuz. Biz de oyuncaklar ülkesine götürsene. Bu imkansız çocuklar. Babamın yüzünden. Onu suçlamayın. Böyle olacağını bilseydi eminim evlenmezdi. Vay vay vay. Bakın kimler gelmiş. Annem size kaç kez onlarla görüşmeyeceksiniz demedi mi? Size ne? Kimle istersek onunla görüşürüz. Bakalım akşam evde de böyle konuşabilecek misiniz? Özgeciğim neden böyle yapıyorsun? Onlar senin kardeşin sayılır ama. Var. Öğretmenim okula yabancı biri var. Çocuklar gitmeyin. Sizi çok seviyorum. Şakir Bey, nerede hata varsa hemen düzeltelim efendim. O zaman tamamını düzeltin. Ben böyle rezillik görmedim canım. Arkadaşlığımız ve Merve'nin hatırına yaptığın hatalara tahammül ediyoruz. Ancak böyle giderse seninle işimiz iş Volkan. Görüyorsun Simge canım. Sen de biri kocan, biri arkadaşın diye onları korumaya devam et bakalım. Hakan, duyuyor musun? Bir şey söylemeyeceğim. Çünkü bu yaşadıklarım asla gerçek olamaz. Aman be. Hemen dosyayı düzeltip getirelim mi Simge? Simge Hanım! Önce nasıl hitap edeceğinizi öğrenin de ondan sonra ihale dosyası falan hazırlayın. Of! Çıkın gidin hadi! Hadi! Hadi gel. Hadi! Ne bekliyorsunuz? Gel abicim. Elinizi gel çabuk abicim. Tutun. Hadi Hakan. Yeter artık be yeter! Aa, şuna da bakın. Hele ne o? Cesaret damarları mı kabardı kocacığım? Nasıl bir oyun içinde olduğunu bilmiyorum. Ama bunu ödeteceğim Hakan, size. Hakan. Burası benim şirketim. Kendi şirketimde bana herhangi biri gibi davranamazsınız. Hakan. Senin şirketin mi? O eskidendi. Şimdi bana bağırmayı kes Hakan. Sonra çok pişman olacağı şeyler yapma. Zaten Şakir Bey benim hatırım için sana katlanıyor. Gel abi. Ya bırak. Gel.
Burası benim şirketim. Burası benim şirketim. Bunu bana yapamazsınız. Yapamazsınız. Gel abicim. Hakan hadi. Yapamazsınız. Yok yok, ben bunu adam edemeyeceğim. Bak görüyorsun işte, değişmiyor. Yazık. Bence de yazık. Allah'ım yarabbim ya. Hakan. Yok. Yok yok. Rüya olamayacak kadar gerçek her şey. Tamam tamam, biliyorum. Şimdi herkes odaya girip sana şaka yaptık diyecek. Yoksa bugün 1 Nisan mı? Ama tüm bunların başka türlü açıklaması olamaz. İmkanı yok. İmkanı yok. Merhaba. Nana! Nerelerdeydin? Neler oluyor? Ne olur sen açıkla bari bunu. Neler olduğunu bilmiyor musun? Hayır, bilmiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum bu olanlardan. Aklımı kaçıracağım. Ne işin var senin burada? Nasıl konuşursun Nana'yla sen? Abicim, Simge onu görürse yine delirir. Başlatma Simge'ye. Hayatımızı ona göre mi yaşayacağız ya? Sen bilirsin abicim. Ama artık ben buna tanıklık edemeyeceğim. Nana, neler oluyor? Neden herkes bir garip? Ne olur bunların bir açıklamasını sen yap bari bana bunları. Ne olur, ne olur, ne olur. Şakir Bey? Çıktı, çıktı. Merve, senin ne işin var burada tatlım? Neden eve gitmedin? Doğurdum doğuracağım. Evde de yalnız korkuyorum. Simge ofise gel, Şakir Bey nasılsa toplan. Ay bana çok uzun cümle kurduttun ya. Sen iyi misin aşkım? Nihayet aklına gelebildim. İyi değilim tabii. Halimi görmüyor musun? Şu masayı bana bir çek ayaklarımın altına. Tamam. Hemen prensesim. Kaldır ayaklarımı. Ha. Tamam yeter be, çek. Aşkım, başka bir isteğin var mı? Canım şey çekiyor benim. Ne çekiyor prensesim? Frenk. Ne? Bir de avokado, bir de domates suyu istiyorum ben. Tamam canım, derhal. Çabuk getir. Ay. Nereye gitti bu şaşkın? Canımın istediklerini almaya. Ah ne âlâ. Bakalım Hakan da bizim ikizlerimiz olacağını öğrendiğinde ne diyecek? Vallahi şimdiye kadar iyi sakladın Simge. Ama sonra aldıralım falan derdi. Bak şimdi hiçbir şey yapamaz. Çalışsın baksın çocuklarına. Nasılsa öbür iki sünepeden kurtulacağım. Şimdi bunlar doğunca zaten onlarla ilgilenecek vakit de bulamayacak. Sosisli iki hamburger yedin öğlene kadar. Ay bugün ne olmak bilmedim gerçekten. Çikolata ister misin? Evet. Evde olsan kardeşim olmanda utanıyorum. Okula hiç yırtık ayakkabıyla giyinirmiş şaşkaloz. Şaşkaloz mu? Evet, bundan sonra senin adın Şaşkaloz olsun. Bu isim sana çok yakıştı. Şaşkaloz. Yok Hakan. Bu hayatı sen kendin seçtin. Hayır hayır hayır. Benim hayatım bu olamaz. Bunu anlayamıyorum Nana. Sanki birinin başka birinin hayatını yaşıyor gibiyim. Ne olur sana yalvarıyorum, anlamama yardım et ne olur. Anlamayacak bir şey yok. Simge ile evlendin. Ama ne zaman? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne zaman evlendim? Evet. Hem de bunu gerçekten istemediğin halde sırf ona verdiğin söz yüzünden evlendin. Sonra? Sonra mı? Sonra olan bu işte. Peki tüm bu rezilliğe neden katlanıyorum? Hadi kendimi geçtim. Çocuklara bunu nasıl yapabildim Nana? Hayır, bunun kötü bir tuş olduğunu söyle bana Nana. Ne yazık ki değil. Ama ben seninle beraber olmak istiyordum Nana. Kalbimdeki sendin Nana. Ne yazık ki çok geç Hakan. Keşke kalbinin sesini daha önce dinleseydin. Neden geç olsun? Lütfen Nana, beni istediğini söyle ne olur. Evet ama... Tamam o zaman.
Madem sen de beni istiyorsun, Sibgeli hemen boşanırız. Zaten onun sevdiğini sanmıyorum. Hemen razı olacaktır. Sonra ikimiz, çocuklar, bahçe, sen, ben, her şey ne olur ne olur reddetme beni Nana. Ne yazık ki bunu yapamam. Neden? Beni sevmiyor musun? Hayır, öyle değil. Neden o zaman? Benim bütün bunları gerçekleştirebilmem için bir şansım vardı. Ama sen ve ben, yani biz bu şansı kaybettik. Artık imkansız Hakan. Ama herkesin ikinci bir şans hakkı vardır Nana. Ne arıyorsun bunda sen be? Bizden uzak dur, anladın mı? Boşuna halkına da zarar verme. Anladım, haklısın. Nana. Kulina. Sahip çıkın şuna canım. Bir daha bizim etrafımızda dolaşmasın, anladınız mı? Ha gerekirse alın bir akıl hastanesine falan kapatın. El alemin delisiyle biz mi uğraşacağız ya? Hayır Nana. Gitme. Hakan, Hakan kendine gel hey. Nana yalvarırım, gitme. Hakan. Beni bu hayatın içinde bırakma. Yapamam. Nana. Hey. Nana gitme. Nana. Hakan dur, dur, dur diyorum sana. Hakan, hamileyim. İki çocuğumuz olacak. Bunu bana, doğacak çocuklarımıza yapamazsın. Hayır, 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 hayır. Hamile olamazsın. Bunu bana yapamazsın Sibgeli. Gerçek değil. Hayır. Hayır! Ah, şükürler olsun. Ya gerçek değilmiş. Oo, ne korkunçtu. Olacak şey değil. Oh, epey ne biçim rüyaydı be. Ah, sabah olmak üzere, neredeyse gün ağaracak. Kusura bakma bu kabus için Hakan'cığım. Ancak bazı şeyleri görmen gerekiyordu. Tamam, biraz abarttım ama ne yapayım? Seviyorum abartmayı. Evet Nana, hazır mısın? Kulina. Ah, iyi ki buradasın. Çok acayip bir rüya gördüm. Hakan Simge ile evlenmişti, ben de insan olamamıştım. Biliyorum, biliyorum. Hakan'ın bazı gerçekleri önceden görmesi için bir oyun oynadım Nanacığım. Bu rüyayı sadece ikiniz hatırlayacaksınız. Ama çok korkunçtu. Tamam, biraz ileri gittiğimin farkındayım ama ne yapayım? Eğer böyle bir karar verirse neler olacağını önceden bilmek istiyordu ya. Kulina, sen çok akıllısın gerçekten. Öyleyim. Peki Nanacığım, oyuna devam edelim mi? Hayır hayır, bir daha aynı acıları yaşamaya katlanamam. Hayır canım, bu sefer her şey çok farklı olacak. Nasıl? Yaşa da gör, birazdan her şeyi anlayacaksın. Yalvarırım gitme. Hakan. Beni bu hayatın içinde bırakma. Yapamam. Hey. Nana. Nana gitme. Nana. Hakan dur, dur, dur diyorum sana. Hakan, hamileyim. İkiz çocuğumuz olacak. Bunu bana, doğacak çocuklarımıza yapamazsın. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır. Aa, oğlum Hakan. Sen niye burada yattın? Kavga mı ettiniz yoksa? Kavga mı? Ne kavgası?
Arada olur böyle şeyler. Bunlar evliliğin tuzu biberi canım. Ne kavgası? Ne evliliği? Makbuş! Ne demek istedin sen Makbuş? Canım olur böyle şeyler evladım. Biz de rahmetliyle kavga ettiğimizde yastığını alıp başka odaya giderdi. Nasıl yani? Yani ben gerçekten evli miyim? Kabus değil miymiş? Ama bak söyleyeyim ben sana. Bunlar evliliği yıpratır. Ayrı yatmak hiç iyi değil evladım. Ya bu kabus hiç bitmeyecek anlaşıldı. Sürekli başa dönüyoruz. Bak evliliği kabus gibi görmeye başladın bile. Hem de nasıl? Evladım şaşırtma beni. Bu sabah ters tarafından kalktın herhalde sen. Ben artık Simge'ye katlanamayacağım. Evladım iyi misin sen? Makbuş, ben boşanmak... Günaydın. Merhaba canım. Merhaba Makbuş. Aa, dur sana yardım edeyim. Olmaz kızım. Dur, ama sen evin hanımısın, biraz da sofra önüne gelsin. Aa, Makbuş lütfen. Hayır. Sen Nana... Hakan'cığım, hani evlenirken söz vermiştik, hiç ayrı yatmayacaktık? Hı? Ben Karipede televizyon seyrederken uyuyakalmışım. Küstüm, bana ne? Gördün mü? Allah'ım inanamıyorum, ben Nana'yla evliyim! Nana'yla! Ay, evladım tamam. Hadi git de karının gönlünü al, hadi bakayım. Hay Allah'ım yarabbim. Karıcığım. Öyle hemen affetmem. Karıcığım seni çok seviyorum. Lütfen benim tüm eşekliklerimi bağışla. Affetmek üzereyim. Biraz daha devam et. Tamam. Canım, ruhum, sevgilim. Sen benim her şeyimsin. Güzel gidiyor. Bir tanem. Hayatımın kadını. E hadi ama kocanı bu kadar bekletme. Tamam affettim. İnanamıyorum Allah'ım. Ne oldu? İnanamıyorum. Günaydın anneciğim. Günaydın oğlum. Günaydın babacığım. Günaydın. Çilenbeyim benim. Yine zor kalktım ya. Yeni bir şeydi sanki bu. Kahvaltıda ne var? Benim güzel oğlum ne isterse o var. Yumurtalı ekmek. Ve üzüm reçeli. Hemen hazırlıyorum. Gelin bakalım oburlar sizi. Baba, efendim. Bana yardım etmek istiyorum. Hadi koşun o zaman. Hadi koşun. Koşun geliyorum ben de.